aslında mevcut Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatı başından beri, bizim uzunca bir zamandan beri karşı çıktığımız gericilikle dolu, aslında bilimden oldukça uzak bir program. Sadece Alevi kurumları değil, öğretmen sendikaları, eğitim sendikaları, yine demokratik kitle örgütleri mevcut programın, yani önceki programın onlarca eksiğini bugüne kadar raporlaştırdı. Yani o programda bizim iddia ettiğimiz, alabildiğine gerici bir içeriğe sahip olmanın dışında aynı zamanda ırkçı bulduğumuz bir programdı. Cinsiyetçi bir programdı. Yani insanların kendi ana dilleriyle eğitim yapmalarını engelleyen bir programdı. Çocukları bilmedikleri dünyalara götüren, onları hayal dünyalarında ya da inançsal anlamda onlara çok ciddi zararlar verecek nitelikte dinsel eğitimi zorunlu kılan bir programdı. Dolayısıyla ayrımcıydı. Geçmiş programın halkları düşmanlaştırıcı etkiye sahip, alabildiğine tarihi çarpıtan yanlarını defalarca rapor ettik. Sadece biz değil, bu anlamda bu alandaki uzmanlar, eğitim sendikaları, akademisyenler raporlaştırdılar. Kimi zaman düzenlemeler yapıldı, kimi zaman iyileştirmeler de oldu. Örneğin kitapların içerisinde cinsiyetçi takım söylemler kaldırılmıştı. Yine başka milletleri düşmanlaştıran, onları hakir gören, aşağılayan ifadelere yönelik itirazlarımız da olmuştu. Bunların bir kısmı kabul edilmişti. Dolayısıyla toplumun şöyle bir anlaması bizi sıkıntıya sokar, üzer. Yani mevcut Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çok doğru, çok çağdaş, çok ilerici, laiklikten yana bir program ve AKP hükümeti bu programı, bu marif modeliyle bozdu gibi bir yaklaşımımız yok. Böyle algılanmasını doğru bulmayız. Mevcut program gericiydi, mevcut program ırkçıydı, mevcut program cinsiyetçiydi, mevcut program kutuplaştırıcıydı ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın son hazırladığı, sizin sorunuzda geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli denilen program tam anlamıyla mevcut program içerisindeki kimi çağdaş ifadeleri, kimi çağdaş yaklaşımları da tümünden ortadan kaldıran, laikliğe yapılan kimi vurguları da ortadan tamamen kaldıran ve aslında hedefledikleri dindar ve kindar bir neslin yetişmesini sağlayacak bir zemin hazırlayan bir program. Toplumumuzun bilimden uzaklaşması, bu ülkenin bilimden uzaklaşması aslında ülkenin tümden emperyalist ülkelerin boyunduruğu altına girmesiyle eşdeğer bir şey. Yani siz bilimden uzaklaştığınızda bilimi rehber edinen ülkelerin boyunduruğu altına girersiniz. Onların teknolojilerine muhtaç olursunuz. Onların ürettiklerine muhtaç olursun. Eğer eğitim sisteminiz layık değilse, ve dinsel ögelerle doldurulmuş ise sizin bilime merak salmanız mümkün değildir. Bilimde ilerlemeniz mümkün değildir. Çağdaşlaşamazsınız. Bilimsel eğitim çağdaş olmak durumunda, layık olmak durumunda, parasız olmak durumunda. Ve bilimsel eğitim aynı zamanda her haliyle zaten akılcılığı ifade eden bir kavram. Bilimsel eğitim cinsiyetçiliği reddeder. Bilimsel eğitim tekçiliği reddeder. İnkarı reddeder. Yani aklın rehberliğini kabul eder. Ama biz ülkemizde bunları söylüyoruz. Niçin önemli? Aslında laiklik gerçek anlamıyla, gerçek kavramıyla, ki zaten bir tane kavramı vardır. Türkiye'de bu da çok doğru anlaşılamamaktadır ülkemizde. Laiklik bir tane kavramı vardır. Laiklik aslında bilimin ta kendisidir. Biz aynı zamanda eşit yurttaşlıktan yana bir eğitim modelini savunduğumuz için de bu çok kıymetli. Yani eşit yurttaşlığı da esas alan bir eğitim modeline ihtiyaç var. Bu ülkede yaşayan herkesin dili, dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti, memleketi, dünya görüşü ne olursa olsun herkesin eşit birer yurttaş olduğu bilincini geliştirecek bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Bu eğitim sisteminde zaten layık olmak durumundadır, bilimsel olmak durumundadır. Bir de pedagojik olarak çocukların anlayabilmeleri, her şeyi doğru anlayabilmeleri, olduğu gibi anlayabilmeleri için artık dünyanın her yerinde evrensel bir kuraldır bu. Kendi anladıkları, kendi analarının diliyle bunu yapabilmeleridir. Çünkü bütün çocuklar ana dilleriyle rüyalarını görürler. Bütün çocuklar ana dilleriyle düşünürler. Dolayısıyla hiçbir birey kendi ana dilinden mahrum edilmemelidir.
son dönemlerde en çok uğraştığımız, çabaladığımız alan şu. Bir kere bu ülkenin yoksul emekçi halkları yaşadıkları problemleri ne yazık ki çok fark edemiyor. Birebir yaşıyor ama bu problemlerin ana kaynağının ne olduğunu algılamada çok zorluk çekiyor. Yaşadığı yoksulluğu neredeyse önemli bir kısmı Allah'ın hikmet olarak görüyor. Bugün eğitim kurumlarında yaşanan sorunlar da bu şekilde. Eğitim kurumlarında yaşanan sorunlardan kimi velilerimiz, kimi anne babalar maddi durumlarını zorlayarak çocuklarını bir başka mahallenin okullarına götürerek kurtarmaya çalışıyor. Kimi anne babalar çocuklarını çok zorlanarak, borçlanarak, özel okullara yazdırarak bu sorunlardan kurtulmaya çalışıyor. Ya aslında sorundan kaçıyor. Bir kısmı sorunun farkında. Ama önemli bir kısmı da şöyle bir durum söz konusu. Zengine fen dersi, yoksula din dersi. Sanki reva gibi, sanki bu Allah'ın lütfu ve emri gibi algılandığı için okullarda yaşanan sorunları toplumumuz, velilerimiz çok net görmüyor. Ne yaşanıyor? Bugün çocuklarımız ne yazık ki çok ciddi bir gelişme problemiyle karşı karşıya. Sebebi yeteri kadar süt içemiyorlar. Yeteri kadar kalsiyum alamıyorlar. Yeteri kadar vitaminlerden nasiplenemiyorlar. Meyve yiyemiyorlar. Meyve yiyemiyorlar. Vitamin alamıyorlar. Çocuklarımızın zihinsel gelişimleri açısından çok tehlikeli günler bekliyor bizi. Bodurluk başladı. Yani velilerimizin anlayamadığı, algılayamadığı bir şekliyle yoksul çocuklar bodurlaşıyorlar, kısalıyorlar. Cücelik başladı. Hem zihinsel gerilik, hem bedensel gerilik, hem kemiksel anlamda gerilik ne yazık ki korkunç noktalara geldi. İkincisi, okullarımızda korkunç bir hijyen problemi söz konusu. Okullara pislik götürüyor. Okullar yaşanamaz hale geldi. Çocuklar beslenemiyorlar. Çocuklar kuru ekmekle okula gitmek durumunda kalıyorlar. Şimdi diğer taraftan bir eğitimci olarak söylüyorum. Okullar arasında fırsat eşitsizliği çok derin. Kimi okullar çok gelişmiş teknolojik araçlarla donatılmışken kimi okullar depreme dahi dayanıklı değil. Aslında bu ülkede ne yazık ki yaşamın her alanına sirayet etmiş bir hilecilik söz konusu. Ne yazık ki koca koca devlet geleneği olduğunu söyleyen, yüzyıllardır bir devlet geleneğine sahip olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş tırnak içerisinde daha böyle medeni ülkelerin iktidarlarını, hükümetlerini ya da hatta imza attıkları uluslararası anlaşmalarla kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni dahi kandırabiliyorlar. Ya da onlar da kandırılmaya çok müsaitler. Ya da bilerek kanıyorlar. Bilmiyoruz. Ya da danışıklı dövüş var aralarında bilmiyoruz. Şimdi bahsetmiş olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızdan kaynaklı verilen kararların önemli bir kısmını Türkiye sanki ilerleme kaydetmişçesine bir takım hilelerle, hileli adımlarla bunları sanki Türkiye'de ilerleme varmış gibi algılatabiliyorlar. Bir daha söylüyorum. Belki de Avrupa bunları bilerek ve danışıklı dövüş bir şekilde yapıyor. Yani ahmak olması mümkün değil bu kadar. Bu kadar görmemesi mümkün değil. Örneğin kazandığımız mahkemelerin, davaların önemli bir kısmında Türkiye yaptığı savunmalarda, Türkiye'de Alevilerin öteki sayıldığı, Alevilerin yok sayıldığı iddiaları doğru değildir. Bakın Alevi Bektaşi Kültür Cemiyeti Başkanlığı'nı kurduk diyebiliyorlar. Ve o tırnak içinde medeni devletler de buna inanıyorlar. Halbuki kurdukları başkanlık Aleviliğin tümden ortadan kaldırılması için gayret gösteren, çaba harcayan bir kurum. Ya da diyorlar ki zorunlu din dersleriyle ilgili evet yapılan itirazlarda Aleviler haklıydı. Biz de ne yaptık efendim? Din dersleri kitaplarına Alevilik koyduk diyorlar. Din kitaplarına koydukları bir iki sayfa Alevilikle ilgili yalan bilgilerin, doğruyu yansıtmayan bilgileri Alevilik olarak yutturup o yine tırnak içinde medeni ülke dediğimiz ülkelerde bunları evet bak koymuşsunuz diyerek bunlara kanmışlık yapıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Evet, yıllardır bu alanda zorunlu din dersleri noktasında verdiğimiz mücadele ve bütün bunlara dair kazanımlarımızın hala uygulanamaması bu ülkede başka adaletsizliklerin de önünü açtı. Bakın sevgili Can, Alevilerin
mahkemelerden çıkarttıkları kararların dahi tanınmamasının geldiğimiz aşağıdaki aşamadaki bir karşılığını söyleyeyim. Bu ülkenin en tepe noktasındaki mahkeme neresi? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi seçilmiş bir milletvekilinin mecliste olması gerektiğini söylüyor ve bu yapılan uygulamanın yanlışlığını söylüyor. Ama Anayasa Mahkemesi bu devlet tarafından, hükümet tarafından tanınmıyor. Farkı ne? Aleviler, bu devletin imzaladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar altına aldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği din dersleri, zorunlu din dersleriyle ilgili kararı uygulamadığı gibi bugün de geliyor AİHM'in verdiği kararı yanında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı da uygulamayan hale geliyor. Demek ki biz neymiş? Adalet sadece bizim için gerekli değilmiş. Evet, yani maalesef sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde mağdurların, mazlumların, ötekilerin, yani bunların güçlerini birleştirememesinin egemenler açısından çok büyük nimet olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Türkiye topraklarında değil, dünyanın her yerinde ezilenler, sömürülenler, yok sayılanlar, öteki duruma getirilenler güçlerini birleştiremedikleri için ne yazık ki emperyal ülkelerin bütün o kirli politikalarının kurbanı olmuş durumdalar. Yoksullar, emekçiler, emekliler, çiftçiler, köylüler, kadınlar, çevreciler, hayvanseverler, aklınıza gelen bütün mağdurlar, bütün ötekiler birbirleriyle uğraşmaktan, güçlerini birleştirmemekten kaynaklı yaşadığımız bütün bu kötülüklerin ne yazık ki sonuçlarına katlanma halidir. Dolayısıyla esas olarak toplumsal muhalefet kesimleri kendilerine rehber edinmeleri gereken şey bütün ötekilerin birlik içerisinde mücadele etmesidir. Düşmanımız ortaktır. Aslında ulaşmak istediğimiz yerde hepimiz açısından ortaktır. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği noktayı gösteren bir durum. Çok yoğun tepkiler sayesinde 30 bin civarında bir temizlik elemanının görevlendirdiği bilgisi geldi. Bunların çalışma şeylerini bilmiyoruz. Yöntemlerini bilmiyoruz. Bunlar tam zamanlı mıdır? Ne kadar maaşlıdır? Geçici işçi midir? Bunları bilmiyoruz ama bu çok vahim bir durum. İşte hala o şatavatlı masalar, hala o büyük konvoylar, hala o devlet törenleri, karşılama törenleri devam ediyor. Sermaye vergiden muaf tutuluyor. Sermaye hiçbir neredeyse uçağın inip kalkmadığı havaalanlarından kaynaklı devletten para alıyor. Köprülerden para alıyor. Otoyollardan para alıyor. Sermaye için tasarruf yok. Hatta itibardan tasarruf edilmez. İtibardan tasarruf edilmez fakat okullardan edilir. Çocukların geleceğinden tasarruf edilir. Çocukların su ihtiyacından, çocukların süt ihtiyacından, çocukların et ihtiyacından tasarruf edilir. Ama itibardan tasarruf edilmez. Saraylarımızın ışıkları sabahlara kadar yanmalı. Ama bunun karşılığında çocuklarımız susuz da kalabilir, etsiz de kalabilir, meyvesiz de kalabilir, vitaminsiz de kalabilir. Çünkü biz büyük milletiz. Büyük ülkeyiz, büyük devletiz.